Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben Kadir, merhabalar. Değil mi, bunu hep yapıyoruz ya. Ne haber ya Kadir, iyi misin? Sezai diyecektim az daha. Sezai hala unutmadır hala ya. Sizin bütün videolarınızı bir gece izleyip, ertesi gün Ankara'dan da galiba, evet, Gekko almıştım. Ama farkında olmayı intikam aldım, sen de bir şeyler izleyip veya izlemeden bir çanla sahiplenmişsin. Evet. Onunla haberini aldım. Böylece birbirimizden haberimiz olmasa da ödeşmiş olduk. Ya çanlar aslında benim yani bu hobide ilk girdiğimde en sevdiğim türlerden bir tanesiydi. Hani onunla zirve yaparım falan diye düşünüyordum. Sonra bir anda bir arkadaşım bir ilan gönderdi. Hı-hı. Bir anda ben çanlar almış oldum yani. Ya şey benim hala favori balım zaten de yani. Kesinlikle ya. Zaten bunları görünce benim çanla bunların şeyi kadar, yüzgeci kadar falan kalıyor. Ya bu biraz daha endemiklikle alakalı. Şimdi bunlar yani bir barka diye bir tür var. Çok duymuşsunuz zaten adını mutlaka. Ondan sonra iki numaradır zaten bu. Bunları benim çok uzun süredir, zaten bilenler bilir mutlaka, çok uzun süredir, 4-5 yıldır sahip oldum. Kendi çiftim ama tabii hobi bir şeyden alakalı ya, barçadan, çarnadan ibaret değil hobi. Evet, evet. Hobi olarak başladı sonuç itibariyle yani, doğru, aynen öyle. Zaten ben seni ilk tanıdım işte, sen çanlı olarak tanıdın bana, çanlıcı olarak tanıdın. Evet, öyle oldu. O zaman üretim falan da yapmış mıydın sen? İşte 2019 yılda yapmıştın değil mi? Esaret altında evet, yavru aldım. O zamanlar ben ondan sonra işler abi gelişti zaten. Evet. Ondan sonra işler gelişti. Bu arada bizim konumuz yok şu an. Var mı? Ama konumuz fanusta balık nasıl beslenir? Ama konuşuyorsun, hemen anlatıyorum falan diyormuşum. İkimizin de fanusta balık besleme videosu var da onlara da bakabilirsin buradan yani. Tabii ya, izlemişler benimkini. Bilmiyorum yani ne kadar izlenme, nasıl kabul görür, vallahi kaç izlenme kabul görür. Hala sürekli izlenen videolardan aslında. Seninki de öyledir muhtemelen. Çünkü fanusta balık, hani fanusta balık beslemek için insanlar giriyor benim videoya. Seninki evet, de öyleydi değil mi? Başlıktaki yanlış adım. Tabii yani ilk başta böyle bir onun bir ismi varmış aslında. O ters köşenin işte bir adı varmış aslında. Evet. Clickbait. Aynen. Clickbait yapıyoruz. Evet, bunu duymuştum. Tabii onun için yapmadım aslında onu. Öyle bir şey olsa. Ya zaten çok da fazla dediğim gibi içli dışlı değilim yani o terimlerle ve o teknik kısımla. Ama bir zamanda bir şey yapmaya çalıştık ama sonra olmuyormuş abi. Hangi birine yetişeceksin? YouTube'a video mu atacaksın? Yani burada gelen gidene bakacaksın? Yani şu an işte sen şu konuşmayı yapabilmek için bile kepen gittik yani. Birilerini gönderdik. Nazif seyrek gitti falan. Ya hani herkes bir yandan YouTube'u kolay sanıyor bir yandan ama işte YouTube içine girince insan anlıyor hani ne olacak diyor, ben de çekerim koyarım diyor YouTube ama değilmiş. Hani çok öyle bir değil, ekstra zaman oluyor, kapak fotoğrafını ayarlıyorsun, videonu ayarlıyorsun, kurgusu var, dinlenmesi var. Aslında ekip işi ama işte tek başına yapmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar gidiyor işte bizlere. Yok değilmiş abi yani, hele bir şeylerle uğraşırken hiç mümkün değilmiş. Hani editation o ilk başta falan keyifli geliyor, bir şeyler yapıyorsun, evet, heyecanlı geliyor ama bilgisayarı bir bırakıyorsun o internetin hızıyla da bilgisayarın kendisiyle biraz alakalı. Abi iki gün boyunca mesela videonun yüklenmesini bekliyorsun. Başka bir iş. Burası da bir işletme sonuç itibariyle. Zormuş abi. Yok zormuş. Saygı duyuyorum. Evet. Saygı duyuyorum. Bunu söyleyeyim yani. Saygı duyuyorum. Zor işmiş abi. Ben de bırakacağım ama az kaldı. O yüzden şimdi son şeyleri ne yapıyoruz böyle? Bırakma ya. Herhalde iyidir. Ne bileyim yani. Bilmiyorum ki. Diyorum o kıstas ne kadar izlenmesi gerekiyor. Ya izlenmeler çok saçma aslında. Ya YouTube'un kitlesi aslında şeye yönelik biraz daha böyle. Hani daha çok eğlence sektörü. Eğlenildi, makaralık videolar izlemek orası istiyorlar. Yani bilgi eğitimi amaçlı videolar genellikle hep gerilerde kalan videolar. Belli bir kitle hitap eden. Yani geride kaldığı için biraz izlenmeler de düşük oluyor. Tabii belki bende de hata vardır. Bilmiyorum, beni belki sevmiyorsunuzdur. Bilmiyorum yani. Yoktur öyle bir şey. Ama sen biraz daha ülke şartlarından dolayı sürüngen aslında güzel bir ayrıntıydı. Orada tabii hani çıkmak zorunda kaldın. Tabii sürüngen çok güzeldi aslında ve hani ileriye yönelik güzel planlarımız, projelerimiz vardı hep ama normalde hobi hani böyle yukarı doğru çıkar ya hobiler hep yani, evet, böyle daha çok gelişir, daha yasal olur, inan olur. Bizimki böyle oldu yani. Bizim 5 sene önce bundan hobi çok daha güzel haldeydi veya 7-8 sene önce hobi ilk başından çok daha güzel haldeydi. Ve gitgide hobiler bitti yani. Ben hatta çok eskiden yurt dışından egzotar ürünlerini falan getiriyordum. Türkiye'de bulunmuyordu onlar bile. Kardeşim onu da herkes getiriyorum diye. Getiriyor muydunuz gerçekten? Ben getiriyordum. eBay'den getiriyordum. eBay vardı o zamanlar. Doğru. Dolar o zaman 1.8, 1.2. En son 2 oldu. Dedim artık daha da ürün getirilmez. Bıraktım. Öyle düşün. Ben de aslında bir şekilde çevremden veya başka bir yerden etkilenip de ilk başta sürüngene tanışsaydım kesinlikle birinci hobim benim de sürüngen olurdu. Bunu çok, hani şu an şurada muhabbet ediyoruz diye söyleyeyim. Daha geçen akşam bile birileriyle muhabbet ederken söylemiştim.
Abi çok güzelmiş ya. Bir de o alanlara müdahale etmesi çok kolay oluyor. Şimdi sulu bir şeye müdahale etmek çok zor oluyor. Yani etkileşime girebiliyorsun direktman seninle. Yani eline veya hayvanla direkt. Evet veya hayvanla. Yok müdahale de kolay oluyor yaşam alanında yani. Çünkü mesela... Ya balık çok daha zor. Balığın abi, evet. Suyu var, suyun hani belli bir parametresi var. Onlarda olması gerekiyor. E tabii suyunda çok iyi bir iletken birinde bir hastalık varsa öbürüne hemen... Abi, mesela burada ikimiz hastayız. Biraz mesafe koruruz. Evet. Tokalaşmayız, bir şey yaparız, korunuruz ama su çok iyi bir iletken olduğu için biri hastayken hemen çok hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde diğerlerine sirayet ediyor. Hem bu şekilde hem de teraryumda da mesela orada mesela solan bir bitki gördüm, bir şey gördüm. Hemen çok rahat müdahale edebiliyorsun. Yani çıkartıyorsun, yani görüyorsun. Yani çok kolay ya. Çok kolay ve derin gibi. O keyifli. Bir de üstüne üstlük yani keyifli. Zaten bir anımız da var. Senin teraryumun vardı tenerde değil mi? Akvaryum bir paylaşımını paylaşmıştım. Evet. O bitkiler ölmez, ölür mü demiştim ben de demiştim. Sen anlatıyordun ya bana. He şey olmuştu o. Ben onu paylaştım. Sen de altına yorum yapmıştın. Eline sağlık çok güzel ama o bitkiler işte bir aya kadar ölecek. Demiştin. Ben de ne demiştim? Böyle demiş. Demiştim bu teraryum 3 aylık şu an. Haberin olsun. Yaşatlar yani. Yine yardırıyor. Evet düzelirler. Ya pek karı koca arasına da girmiyorum. Yani hafta... Karı koca kavgaları olur böyle. Aynen olur böyle olur. Bu arada Çanlı'nın adını zaten hani şey Kadir'i tanıyanlar bile bilir. Çanlı'nın adı senin Çanlılar'dan geliyor. Evet doğru. Altın yani. Yılan baş kobra değil mi? Ya yani bir gazi yumanı koymadım başta kardeşim. Altın yılan baş kobra. Altın kobra yılan baş. Gazi yani, devrik olmuş sadece. Yok yok doğru söylemiş. Sadece devrik olmuş. Nasıl? Altın kobra yılan baş. Tamam altın sadece devrik olmuş. Aynen öyle. Tamam. Sadece gömme bu kadar. Benim videom bu. İsterim yeri keserim, isterim yeri koyarım. Ne bileyim kardeşim kafamı çıkartıyorum ben de sert bir şekilde. Bak aslında şimdi ben de hobiden geldiğim için bu sizin açtığınız bu videolarda sohbetlere falan katılıyorum Instagram'dan falan. Aslında birazcık orada da şey olur, çekiniyorum biraz. Çünkü mesela aşağı yukarı 2,5-3 aydır, 2,5-3 yıldır benim artık bir vergi levam var değil mi? Vergiye tabiyim ben. Siz hala orada hobi yaparken hala o hobi muhabbetini de sevdiğim, özlediğim için gireceğim. Ya kardeşim orada mesela dükkan ismi yazıyor, işletme ismi yazıyor. Ya burada olduğu abi. Gibi. Anlatabilir miyim? Ben şey düşünüyorum. Tekrar bir Kadir Mercan diye bir hesap açayım. Bari abi. Hiç olmazsa hobi kirlenmesi. Anlatabilir miyim? Bak buradan da. Hobiyi de işi ayırmak. Ha aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bir çalışma yapacağım mı? Çalış falan değil mi? Bir sadece şey yapacağım ya. Hesap açacağım yani. Bak, haritadan gir önce bir sen. Onu da mı ben yapayım? Haritadan gir. Ya yaparım. O çayı da ben demlerim. Onu birazdan gir. Onu da yaparım. Çayı da ben demlerim arkadaş yani. Bilmiyorum. Ya hobi gerçekten güzel bir şey. Hani hobi yapabilmek de güzel. Güzel bir şey. Ya seviyorum hala. Hobi işe dönüştüğünde işte biraz hobiden uzaklaşmış oluyorsun senin dediğin gibi yani. Hani sadece hesapla da Instagram hesabı da değil bu olay. Evet. Genel olarak bir uzaklaşma oluyor muhtemelen. Çünkü doğru. Sürekli burada balıklara bakmak zorunda oluyorsun. Bir zorunluluğun mesai oluyor. Mesai oluyor artık o yani. Mesai oluyor. O biraz sıkıntı. O yüzden ben böyle bir araştırmayı hiç düşünmedim. Mesela yani. Asiatica White Spot gelmişti. Bu balık 4-5 yıldır falan ben de görmek istiyorum. Ben de canlı olarak mesela ilk defa ben de burada gördüm. Hayvan bitti. Bitmeseydi mutlaka mesela bir tane ondan eve gene kurayım diye düşünüyordum ama abi burada akşama kadar bitti hem bitti hem de abi yok burada şimdi akşama kadar uğraş git evde bir daha bir şeyle uğraş yok bu olacak. Ben burada hem hobi şeklinde geçsin hem de işimize gücümüze bakalım. İşimize gücümüze bakalım. Sana su senin hobin tamamen. Tabii mesela tabii bak mesela şimdi ticari konuda konuşuyoruz diyelim. O şu an orada bir ticari işletme mantığıyla konuşarak o şu an orada para yiyor ama hiçbir geliri yok. Yani, o tamamen hobi. O tamamen benim. Evet, aynen öyle. Benim hobim de böyle. Hep yiyor. Hep yiyor. Kendime de şey. Vergi veriyor musun hocam sen? Vergi veriyoruz tabii ya. YouTube'lar vergi de tabii. Ha doğru sizden alıyorlar. Direkt kesiyor YouTube'dan. Ben YouTube'dan yani. Niye çıktım zannediyorsun? Küçük yazılım diyor satın demeli. Mesaj veriyorum yani. Ama yılan vardı aklımda. Yılandan seninle daha önce de konuşmuştuk. Yılan da diyet konusunda bir türlü böyle aklımda şey çözemediğim için yapmadım o işi. Ya o benim de uzun zaman şeyim oldu hani biraz böyle yılanların aslında yediği şeyler yani doğasında olan şeyler. Doğasında yiyor bu canlıları ve doğasında canlı olarak yiyor. Evet. Ama ben onu canlı olarak bir fareyi, bir kemirgeni, memeli bir hayvanı yani yılanı canlı olarak vermeyi çok gönlüm el vermiyordu. Hiçbir zaman el vermedi. Uzun zaman ben bu yüzden uzak kaldım. Donmuş çözümler var. Donmuşta da şöyle bir şey, donmuş veriyorsun o hayvan ama o hayvan sürekli vitaminsiz almış oluyor. Yani donmuş canında gerekli vitaminler tam olarak olmuyor. İstersen bir dışarı çıkar oğlum uçacak. Dışarı çıkacak mı? Seni özledi galiba. Ne oldu babam? Ne izleyeceğim? Bir şey izleyeceğim mi? Araba yarışı açsana bunu. Araba yarışı yaptı. Çok hızlı gidiyor. Ben gördüm. Koş babam. Ne diyordu en son?
Yılan muhabbetine... Sen ne demiştin? Sen bir şey demiştin. Ya yılanda da aslında dediğin gibi konu hani biraz sıkıntılı. Çünkü niye bir canlı memeli bir hayvanı canlı olarak vermek aslında gerekiyor? Çünkü doğasında bu şekilde bu hayvanlar. Ama sen orada donmuş hani çözümleri var. Donmuş alternatif var. Donmuşla verdiğinde vicdan olarak biraz daha rahat oluyorsun belki fare için. Ama bu sefer yılan için o yılan gerekli vitaminleri alamıyor. Yılanın hani avcılık duyuları biraz daha artık köreliyor. Geriye dönüyor yani. Şimdi sen bunu aslında Facebook'ta gene bir hobi grubunda böyle küçük bir tartışma şeklinde bu mevzu uzamıştı. Var çok. Ben de mesela o mevzunun içindeydim. Orada da aslında biz anlaştık ama orada tam olarak anlatmak istediğim şu. Aslında bana kalırsa tercih et dersen ben canlı vermeyi tercih ederim. Çünkü ben şundan korkuyordum. Ölmüş veya bir şekilde dondurulmuş bir hayvanın ısıl işlemleri tekrardan ıslız ama herhangi böyle bir bakteri falan oluşumu meydana gelir böyle bir şey peydah olur. Ben bundan daha çok korkuyorum. Ya şöyle mesela soğuk zincir kargoda mesela soğuk zincir bozulduysa sıkıntı var. Böyle atıyorum buzluğun bir gece ansızın kapandı, etti, evet. Çözümlü aynen. Dondu, aynen. Tekrar sıkıntı var yani her türlü sıkıntı olabilir tabii. Mecbur kalsam, yani mecbur canlı beslemek en güzeli. Yani. Ama canlı beslemekte de şöyle bir dezavantaj var. Özellikle hamster gibi sağlam ısıran kemiriyen türlerinde sonuçta evet o da zarar veriyor. Yani yılanlığını kaybeden çok arkadaşım oldu. Onun da savunma mekanizması var sonuçta tabii. Dişleri. Yani dünya üzerinde de bu çok fazla olan bir bıldırcın olay. Bıldırcın veriyorlar. Bıldırcın verenler aynen bıldırcın da yani. Yetmiyor mu? Şöyle mesela boğa türleri hani kuş kanatlı şeyleri sevebiliyor. Ama bol piton gibi türler genelde bıldırcını çok fazla da tercih etmiyor yani. Ben ne bileyim o kalsiyum falan bir yerde bulundurabileceği biraz da böyle jelimsi bir yapı, biraz da böyle jelimsi bir yapı, yapay bir yem olamıyor mu yani? Ya yapay yem yok. Yapamaz, olmuyor bir şekilde öyle mi? Hatta bunun çok önceden şeyleri vardı ya. Yurt dışında sosis yapmışlar, onlarla besleniyor falan muhabbetleri vardı böyle. Hani canlı reşit sadece ama yere varmadı galiba. Bir yerlerde eksiklik oluyor yani. Hani yere varmadı galiba. Diyeti kesinlikle kemirgen. Ve gerçek bir yem. Kuş türü, aynen gerçek bir yem yani. Ve gerçek bir yem. Ya çünkü mesela, kalsiyum mesela kemiklerini bile eritebiliyor onlar yani kalsiyumu oradan alıyor. Ekstra bir kalsiyum vermiyorsun bizim sürüngenlerde, kertenkelelerle olduğu için. He, sürüngenlerde verdiğimiz gibi onlara verilmiyor. Onlara hiçbir şey vermiyorsun, vitamin vermiyorsun. Vallahi. Sadece bazıları mesela vitamini sıvı hale getirip işte donmuş yem veriyorsa eğer onu basabiliyorlar sürüngenin içine. Ya o şekilde verenler var ya. Hani hala akvaryumda falan. Şu an hala akvaryumda balık beslendiği zaman canlı yem verenin yanı sıra artık markalar çok kaliteli yemler yapıyorlar tabii. Tabii. Kurtarabiliyorsun oradan ama yılanı çok sevdiğim halde o diyetin sadece diyetinden dolayı. Ya bir de yılanlarda şöyle bir şey var. Hani yılanların yani sadece ısıl işlemle hani ısıyla algılıyor onlar yavrunu. He, evet. Onların bir dillerinin bir adı vardı. Adını unuttum şu an tam. Isıyla algıladığı için tamamen yemeri, yani onu ısıtman gerekiyor. O canlının sıcak kanlı bir canlı olduğunu fark etmesi gerekiyor. Burada normal bir yemle yapmak da mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden vallahi kaptan sayısı hocam öyle. Bilmiyorum yani. Öyle yiyorsan yani. Öyledir. Bir şey Kadir, diyemeyeceğim yani. Kadir bitmedin yani. Bak bakalım şey, önemli bir şeyse belki. Kısa bir ara verdik. Reklam var lan. Tekrar buradayız.
Aslında biz bugün konu belirlemedik yani Kadir'le. Sadece ben Kadir'i bir ziyaret etmeye gelmiştim. Evet yani güzel oldu. Ben de daha çok seviyorum. Yani sohbet muhabbet edelim dedik sadece bir. Plansız daha çok. Hatta şöyle yazdım. Sileceğiz böyle. Bu çanla falan da alınacağız burada. Logo falan da olmayacak. Öyle dün gece yazdım birdenbire. Bak mesela dedim ki yarın oraya geliyorum canım gel falan. Canım. Gel dedim canım. Ya Malof İstanbul'da işte bıraktım onları. Evet. Hatta tek geldim. Çocukla gelseydin ne olacakmış ya seninkiyle. Aslında iyi olur ya. Aynen iyi olur. Yapacak bir şey yok. Yani. Ama şey yani iyi oldu. Çat kapı daha sonra. Planlı bir iş bir çok fazla sevmiyorum olmuyor, ben ya. Ya planlı bir de olmuyor. Bende de olmuyor. Hani tutturamıyorsun bir saatte. Saati söylüyorsun mesela denk getiremiyorsun bir şekilde. Stüdyoyu bile tutturamıyorsun. Yani toparlayamadın hala. Planlı boyunca olmuyor. Ben şimdi sorma, kötü bir şey söyledim. Döneceğim var ya beni bekliyor ya. 4 gündür şimdi yük, yokum iş orada. Ya. İş güven beni bekliyor. Yani bir gün iki gün bile gitmesem illa bir şeyler oluyor. Bir sistemde bir çöküntü oluyor. Bir sıkıntı oluyor. İşte balon balığı falan bir tanesi ölmüş zaten. İkinci ölüyorum bilmiyorum artık. Ya onlar biraz oldu. Acı su ya aslında. Yok yok bu direkt faka. Faka mı? 8 dolar verdim direkt bana. Ya onda da acı su olayı beni çok kafamı karıştırdı. Niye biliyor musun? Sırf YouTube yüzünden verdim onu da. Allah Allah. Ya. Selih. İşine bak baba. Bir cevap veriyorum cevap da vermiyorsun. Sadece baba. Sessiz ol. Ya et. Selim bir dakika babacığım bir dakika bekle. Geliyoruz tamam. Geliyoruz. Geliyoruz bekle bir dakika. Ya Eddofer'ı da şeyden verdim. YouTube yüzünden verdim adam genelde. Niye? Ya abi araştırıyorum bakıyorum kimisinde acı suyla başlayın diyor, kimisinde tatlı suda yaşar diyor. Evet. Yani onlar çok böyle çelişkili olunca ben de onu YouTube'da bir şekilde anlatacağım. İlla benden isteyecekler. Evet abi doğru. Anlatacağım bu sefer acı suda bakılıyormuş diyeceğim. İşte abi o acı su değil tuzlu suda bakılıyor diyecekler. Hemen hemen o yüklenecek tayfa var ya hemen yani o yüklenecek tayfa. O linç tayfa yüzünden dedim aynen ben bunu beslemeyeyim. Aynen çünkü öyle. Desen olarak en çok onu sevmiştim aslında. Evet tam üstünde böyle 8 var yani falan. Vay bir sonsuz işareti gibi böyle 8 var tepesinde hani doğru. Hani dişleri falan da bayağı sağlamdı ama hafırlarda devam şey. Fakalarda devam edeceğiz artık bakın. Faka var bir tane. Onu tamam. Büyütebilir miyim bilmiyorum bakalım ya. Yavru gerçi oldum ben de biraz heyecan olsun gördüm, diye. Gördüm izledim. Artık şey yap ya. Ya şey. Kan kurdu veriyorum. Bir de salyangoz olan komple attım üstüne açık bufe. Aynen öyle seviyorlar çünkü kemirmeyi. Yani bayağı bir salyangoz attım içine. Onlar ürüyor, çoğalıyor. Bayağı beter olan. Evet seviyorlar abi. Serpişleri kemirmeyi de seviyorlar yani. İyi yapmışsın yani o konuda da. Sende yok değil mi burada? Faka yok. Hiç getirmiyorum. Neden sevmiyorum? Ya ben böyle biraz o hobiden tam olarak yırtamadım ben galiba. Mesela hala işte kendi sevdiğin türünü mü diyorsun? Evet, aynen öyle. Sonra hata yapıyorum, biliyorum. Ama şimdilik bir sıkıntı da yok yani. Zaten onu soran da yani bir o kadar farklı şeyi süren de soran da gelmiyor hiç. Ya aslında sormayla ilgili de değil de görünce insan daha çok razı oluyor. Doğru aslında. Olan şey satılıyor. O ben doğru. Ben Çanakkale'de mesela kesinlikle gördüğüm doğru için aldım yani sadece. Ha aynen öyle. Çıkmışlık istiyordum. Faka veya bir puffer bakayım demedin yani. Evet. Görünce aldım. Görünce insan doğru yani. Çünkü doğru, canlı, görünce aldım. O göz yapısı falan çok güzel ya Faka'da. Doğru. Yok dedim ki ben o şeyden sıyrılamadım hala. Ya sevdiğim şeyi getiriyorum sadece. Biraz da sıyrılmam lazım. En nihayetinde dediğim gibi o soğuk muhabbete geçmeyeyim şimdi. O ticari hamle kısmı. O soğuk kısma geçmeyeyim diyorum ama yine geçiyorsun. Aslında benim o şeyden sıyrılmam lazım yani. Evet. Sana bu videodan sonra açıyoruz ya Instagram. Kadın açın ya. Kadın bence Instagram'ı açalım oradan. Pet shopçular yok mu? Onların da var ya. Artık fanusta balık bakılır değil mi? O sakın ya yavrum benim ben renkli taş ya tabii bakılır ya ben renkli ya geçmeye geldik İstanbul'a. Şurada fanus fitnesi var ya fal dur getireceğim. Neyi getir ne var orada? Fanus fitnesi var burada ya. Çok basit ama fanusu yok işte. Fanus fitnesi bile satıyor ya. Ya şu an ya, videoyu izleyen olmaz ya. Şu an videoyu izleyen herkes. Gitti 60 lira gitti. 60 mı? Lütfen yani. Şimdi o ya efendim tamam sessiz ol babacığım. Sesi o. Şey, o aslında çok iş görüyor. Bak şimdi izleyenler kadar şey yazacak. Allah Allah. Karatira tankında hemen böyle fıkır 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 hemen bir şey yapıyorsun. İş görüyor. Karides tankında bile kullanan var yani sonuç ihtimalle. Kullanırlar yani. Küçük. Alayım mı bunu o zaman? Gider gel. Attık ama o düştü artık. 50 lira falan oldu. Gözden düşmedi ya. Ama masadan düştü yani. İkinci el artık o. İkinci el oldu sonuç ihtimalle. 30 lira vereyim. Ya al ya al. Hiç sıkıntı yok yani nasıl bir insan arkadaşlar. şaka yapıyorum ya. Vallahi bileyim. Of. Güzel oldu ama ya. Daha sen de hani şeyden gördüğüm kadarıyla Instagram'dan ve daha önce sen de şeyde bir yerde de görüştük. Yok hayır. Şeysin böyle hani. Neyim? Kana cana yakınsın yani. İlkini söyle. Kan çekiyor. Ne? Kana şimdi söyle. Kana yakın falan. Kana yakın. Kana yakın. Kana kan dişi diş. Baba ben şimdi mesela bu ya işi... Makara yapmayı seviyorsun, eğlencesiniz dedin. Ya ne olacak arkadaş ya, şurada 3 günlük dünya falan diyormuşum. Ya bak şey, ben bu işi kendim yapınca beceremiyorum. Mesela açıyorum canlı yayını, evet arkadaşlar selamlar falan. Ya ondan sonra bırakıyorum telefonu, herkes bir şey yapıyor, ben bir şey yapıyorum. Ama birisi konuşturursa evet sıkıntı yok. Ya bende de zaten genelde öyle. Mesela tek başıma çıktığım videolarda işte bazen böyle somurtkan falan kalıyoruz yani. Ama böyle yanında birisi olduğunda daha farklı oluruz yani.
Sezai'yle bile birlikte bizim mesela güzel bir var. O zaman eğleniyoruz ama Sezai bir yerden sonra böyle durduruyor. Ya diyor işte konuya dönelim falan böyle. Hatta bugün yine videonun altında birisi yazmış. Ya şu sağdaki olmasa ne güzel akıcı gidiyor video. Sağdaki sen misin? Yok Sezai. Baktım üzere. Yoksa ben mi? Yok yok hayır burada ama şu an sağda ben varım şu an. Ha tamam. Ama o şey diğer video için diyor başka. Çok eski bir videomuz var. Tarantula konusunda. Tamam. Ona birisi yorum yapmış. Şu en sağdaki ne gıcık olduğunda Sezai'den bahsediyor işte. Ya tanımıyorum. Konuyu sürekli bölüyor diyor. Bir de korkuyor bazen o Tarantula türü. İlk zamanlarıydı o zaman. İran'dan da korkuyor. İran'dan da korkuyordu. Ondan dolayı bazıları Sezai'yi pek şey yapmıyordu. Ama yapacak mizah mesela. Aslında öyle bir insan değildir aslında herhalde. Biz bir de kanala başladığımız şey biraz ciddi olalım dedik böyle. Hani gittik hemen tişörtleri bastırdık işte böyle hani sürüngen dostları. Ne zararı var bunun? Şu an ne zararı var bunun yani? Tişörtleri bastırdık. Resmi oluyor böyle. Olmuyor yani. Ya YouTube şey aslında biraz eğlence istiyor ya hani. Evet. O yüzden bu içerik daha farklı oluyor. Abi YouTube'da şimdi... Yoksa böyle ben karşısına gidip burada 2 saat çanlayı anlatırım yani. İşte şu kadar derece ister, şuradan gelmiştir, buradan gelmiştir. Evet. Bu ama bunları zaten internette yazarak bulabilirler. Bu tabi ya bu YouTube. Ama bunu bir şekilde güzel yedirebilirsen, güzel anlatabilirsen onlar daha çok istiyor. Öyle zannediyorum ki bir şey, bir konu hakkında bir şey yapacaksan ya çok özür diliyorum yani çok kusura bakmayın ya bir konuda çok salak olup veya özür diliyorum veya çok saf olup sempati çekeceksin tabii. Veya gerçekten prof olup dinleteceksin. Tabii. Yani orada o ikisi sadece para yapıyor yani. Onu fark gerçi ettim sadece. Prof biraz. Olmak çok yanmıyor. Bence ilk dediğin daha fazla yapıyor. Öyle mi? Evet. Yani o bizim sektör, hobi sektörü için evet. Hobi sektörü için de öyle yani adam mesela gidiyor renkli taşları almış koymuş köpek balığı aldım diyor. Bilmem ne aldım diyor. Hatta köpek balığıyla alakası bir diyor. Kedi balığı aldığı balığı falan böyle. İki gün sonra balıklarım öldü diye video atıyor. Altına yorum yazıyoruz bakmıyor. DM attım ona adam hatta o bahsettiğim kişiyi biliyorsun Nur belki. Tamam. Yani bir de çocuğu da var. Hani balıkların ölmesi üzüntü yaratır. Yani çocuğun da üzüntü yaratır. Hani bir şeyler söylüyorsun. Pet shop'ların da yanlış yönlendirmesi var. Eminönü'ndeki pet shop'lardan falan almıştı işte. Ya kesinlikle hani, abi. Hobici olmayan pet shop'lar bu işi genelde daha çok ticari yapmaya çalışıyor. Hani öneri konusunda çok hani yanlış önerilerde bulunabiliyorlar. Ya da bilmiyorlar mı? Onlar da bilmiyor belki de diyeceğim ama. Şimdi şöyle bir şey oldu zaten yavaş yavaş. Gerçekten hobiden gelenler mekanlar açmaya başladı çok fazla. Yani hobiden gelip mekanları gördüğünde onlar daha ferah, daha güzel, evet. Daha böyle yani göze yakın. Evet doğru anladım. Diğer aslında şu pet shop grubunda da diğerleri aslında yavaş yavaş bırakıp tamamen pet kısmına evet, artık dönüyor. Zaten ayrılması lazım. Birçok yani gez mahalleyi birçok herkes gibi yani. Gez mahalleyi gör Konya'yı falan. Zaten bizim ayrılmamız da lazım artık yani tabii. Abi yani su ürünleriyle pet az galiba yani akvaryum su ürünlerine petlere bağlansın yani lazım. Sende yok yani. Sende yok mesela değil mi? İlk başta vardı giriş sağ sol şeydi onlar şimdi yavaş yavaş. Selim sus bakayım azıcık. Gördün nasıl babayım? Tek seferde susturun çocuğu. Evet, aynı öyle. Sende yok değil mi kedi köpek ürünü? Ben göremedim dükkanda. İlk başta girişteki o sağdaki ve soldaki raflar altı kemirgenler de iyi bir şey var galiba. Yani o kalsın. Çünkü hala sürüngenle kemirgenle alakalı bir şey varsa yaparım yani sıkıntı yok. O yüzden o kalsın. Hatta çoğalacak da. Çünkü oradan ilk başta şey çıktı. Pet ürünleri tamamen çıktı. Şöyle yarım bir defa artık en son çıldırıp tabii. Yani kapının önüne atıp bir arkadaşımız bir yer devralmıştı. Ona gitti orası. Artık orası akvaryum kısmında dolmaya başlıyor. Ve tamamen akvaryum artık. Çok şükür. Pet'ten kurtuldum yani. Bence çok daha iyi yani. Hani bu şekilde bence de. Tek bir alana yönlenmesi çok daha güzel. Bence de daha iyi. Evet öyle kesinlikle. Bir de yani şey bu yani. Ben pet'ten çok böyle anlamam. Tecrüben yani. De yok. Bilmiyorum. Tecrüben de yok. Mesela kuştan tek anladığım kuşun kuş olduğudur yani. Bu kuş derim yani. Kanatları yemin edebilirim yani. Allah belamı versin bu kuş falan. Derim yani hani sıkıntı yok. Anladığım tek şey o. Bunun da sonu yok gerçekten canım. Sonuçta hiçbirimiz Heiko Bilyer değiliz yani de. Kesinlikle. Ama hiç olmazsa cevabını almadan bir misafirimiz buradan olabildiğince çıkmamaya çalışıyor. Kimse çıkartmamaya çalışıyoruz yani. Ya ben akvaryum konusunda mesela gireli hani 2-3 sene gibi oldu. Ama her şeyde ben biliyorum demiyorum. Mesela atıyorum bana lepistesim ne zaman doğurur diye. Gidiyorum Kadir Merlin'e sonra. Estağfurullah canım ya. Abi binlerce tür altında variyete morf yani nasıl abi mümkün bilme şansın yok. Hani ben sadece kendi tecrübe ettiğim türler varsa onlarla ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. Hani kesin bilgi olarak değil. Diyorum ki benden başka yerden araştır bunu. Abi tabii zaten her böyle. Her videoda soruyorum. Sürüngende bir aynı şeyi soruyorum ben. Çünkü hani ben bir şeyden birkaç kaynaktan araştırıp bakıyorum ama o kaynaklar zamanla değişebiliyor da. Evet doğru. Ben 5 sene önce çekmişim diyor. Şu an güncel değişik bir şey var. Abi bir ana bir tarika varsa, bir tane Larus'un varsa falan değil mi? Bu her sene değil mi? Aboneysen yenisi geliyor sana.
sene sonuç itibariyle. Yani şimdi mesela bu çanlar çok popüler değildi. Evet. Popüler olacağını ben de bu çanla mesela örnek veriyorum, ben bulmadım ki. Evet. Ben de tecrübelerimi sadece paylaştım. Evet. Yani onlar Hindistanlı, ben Malatyalıyım falan yani. Anladın mı yani? Hani çok bak ben bulmadım onları yani. Zaten sadece işte, heves ettik. Zaten işte aslında yararlan bence tecrübeyi anlatabilmek yani burada. Aynen öyle, aynen öyle, aynen yoksa öyle. Yoksa diğer bilgi her yerde evet. var da evet. onları evet. bulabiliyorsunuz evet. rahatlıkla. Evet. Ama dediğim gibi yani şu ticaret halinin beni birazcık hobi muhabbetinden uzak kalması evet bir tek biraz canımızı o sıkıyor, birazcık o zoruma gidiyor. Ama onu da işte bulduk. Hemen bir Kadir Mercan official falan evet, bir yerler açıp. Hemen açıyorum. Bu videoyu açıp, sana aynen. açıyoruz. Hepinizi daha sonra canlı yayınızı sabote edeceğim. Herkesin canlı yayını sabote edeceğim ondan sonra. Öyle durum bu yani. Ya benim de var ileride böyle bir yer açmam yani. Daha doğrusu yer açmak değil de bir tane dükkan tutup ben evet. tamamen kendi tasarımlarımı koyacağım. Hiçbir şey, satış vesaire yok. Evet. Hani zaten benim oda var bir tane. Hobi mekanı aslında. Aynen oda var zaten şu an. Odanın bir dükkan halini istiyorum. Sadece hani böyle arkadaşlarım ziyaret edebileceği falan ama. İlk önce ben de öyle düşünmüştüm ama şartlar böyle bu şekilde evrildi diyeyim. Evet ilk önce ben de öyle düşünmüştüm. Bir şekilde oldu böyle ya. Ama dedim ki ben hobiden kalma hala herkese görüşüyorum, şey yapıyorum. Seviyoruz hala onu da ya. Ne yapalım? İşte evet. geçirip gidiyoruz. Hayat, dünya. Şu an bugün konumuz da şey olsun dedim yani. Böyle bu şekilde hobiyle iş arasındaki dostluk, ticaret. Git gelden. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları. Evet. Ama böyle kısa bir sohbet videosu çekmiş olduk. Çok kısa da olmadı muhtemelen. En azından Çanlı'ya da yakınsanız, bu tarafa ben şey, konumlarını vesairesini bırakırım. Yakınsanız da gelip görebilirsiniz her zaman. Benden olsun, selam söyleyin. Gelsinler. %20, %30 zam yapar ürünlere. Oğlum! benden gelenin %30 yüksek fiyatlı. Oğlum! Özellikle senin adını soracağım. Tabii sor. Kaan mı ya? Kaan Sezer mi gönder? Tamam, gel hocam. Bitki seti öyle bir önerim. Kaan Sezer yolluyorsa diyor, vardır bir bildiği diyor. Yüksek yazıyor onlara, daha yüksek veriyor. Tamam işte ya, ne olur bu ya? Öğreniyoruz yavaş yavaş işte. Şaka şaka. Şaka kurtaramazsınlar bizi. Standı da var burada. Standını gördün mü orada? Güzel. Tabii ki canım ya. Ümit Çakır bizim kardeşimiz ya. Piyasaya, şu piyasaya girdik. Yani bu piyasa sayesinde tanıdığım en iyi ilk 3 insanlardan biri olabilir. Ölümün arkasında duran. Evet. Aynen. Evet aynı sonra bizim Enis. Bu akşam ondayım. Bu gece de onu yiyorum. Şimdi bir 3'e bir kişi kaldı. Şimdi ilk üçte bir kişi kaldı şimdi. Selim'i de sen. Hadi. Sonra Kaan Sezer var. Kaan Sezer'den hobicinin zamanı tanıştım da o zaman pas vermiyordu bize ya. Allah Allah. Tabii ya pas vermiyor. Yazıyoruz hiç. Görüntü atıyor cevap vermiyor. Yalan ya yalan. İlk giyiminden beri cevap veriyorum. İyidir iyi. Benim videomu adam beni görmeyecek. İyidir iyi diyor. Siz nasıl videosunuz arkadaşlar benim? Bir gece 12'den sonra yazmasa. Sıkıntı yok yaz ondan. Gece 12'den birden sonra konuşuyoruz biz şarkıdan evet. yazıyoruz birbirimize böyle. Aynen öyle. İstek şarkılar. Kısmet artık bu işler. Neyse arkadaşlar bu videoyu böyle kapatalım yoksa biz Kadir'e sabaha kadar konuşuruz. Hayır siz de sabaha kadar dinlersiniz. Biz aklımıza gelirse konuşuyoruz. O yüzden kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Varsa teşekkür butonundan veya katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Yine farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Bu arada birkaç tane pet shop gezeceğim. Böyle güzel videolar gelir inşallah. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Kaç para alıyorsun hocam ya? Şu akvaryum ben komple sayıyorum arabaya. Şu mu? Şu an ha. Oya bak evde set olmuyor. Ben sana söyleyeyim. Anlatıyorum baba yani bir şey. Ya selamlar. Selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Söylemiyorum şöyle. Baba, Kara Cumartesi. Kara Cumartesi. Ya hafta sonu biraz hem yoğun oluyor hep şey. Çık lan. Kapatacağım abi ya. Kapat komple kapat kanki. Çanlıyı ne yaptın? Logoyu mu atmışsın ya da sen? Dur. Neyle nasıl takmışım ki? Ya valla sabotaj gibi hissediyorum. Ben takmadım o mikrofonu. Bu tanrı sponsor olduğu için ben de... Abi beni o işlere karıştırma. Ben küçük esnaf. Beni o işlere karıştırmayın bak. Ben de yaparım ama... Böyle daha iyi. Oh, çok aşağı olduk. Çok aşağı olduk. Belki daha aşağı kesinlikle olduğum için de bilmiyorum. Şöyle iyi galiba. Tamam, ben de böyle iyiyim ya. 3, 2, 1, kayıt.